Para sen çabalamadan sana akmaya başlayacak. Diğer pek çok kişi bu şekilde para kazanıyor. Bir yolu elbet vardır diyorsan herkes için işleyen bir yolu var. Bugüne kadar adını duymuş olabileceğin pek çok yatırımcının, iş sahibinin, günümüzün yeni zengin milyarderlerinin hepsinin uyguladığı bir kuralı var aslında. Bu videoyu hızlı, kısa yoldan gelir elde etme hevesiyle açanlar için bir uyarıda bulunacağım. Bu video öyle bir saatte zengin ol, yattığın yerden döviz kazan tarzında bir video değil. Bence böyle şeylere de inanıp vaktinizi boşa harcamayın zaten. Öyle kimse sana balığı ızgaradan çıkartıp yanına da limon dilimini koyup vermez. Kısa yoldan gelir elde etmeye, kolay para kazanmaya uğraşacağın vakti benim anlatacağım mekanizmayı uygulamak için harcayacak olursan özgür bir şekilde kendi gelirini elde etmenin yöntemini bulabilirsin. Bu özgür gelir elde etmenin temel dinamikleri nedir, kuralları nedir bunları anlatacağım. Yani balık tutmayı öğreneceksin. Şimdi özgür gelir elde etmenin kurallarına geçmeden önce bu sistemin nasıl çalıştığını anladığından emin olmak istiyorum. Para kazanmak isteyen herkesin anlaması gereken bir sistem var burada. Yaşadığımız dünya belli evrensel kuralların üzerine kurulu bir dünya. Zengin olmak da, istediğin hayat tarzını yaşamak da, ruh eşini bulmak da, sağlığını kazanmak da bunların hepsi matematik gibi belli bir takım kurallar içeriyor. Şimdi herkes kısa yoldan bir şeyler elde etmeye çalıştığı için şöyle bir yanılgıya düşülüyor. Formül ortada. A artı B eşittir C şeklinde verilmiş. En kısa hali bu. Daha da bunun kısası olsun. Ben buna A'yı da A koymayacağım, B'yi de B koymayacağım diyerek formülü değiştirmeye çalıştığımız için A yerine sürekli E koymaya çalıştığında ya da ben B'yi koymayacağım diye inat ettiğinde C'yi elde edemiyorsun. Genelde yaşadığımız sıkıntıların birçoğu formülü verildiği şekilde uygulamamaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla formülü kendine uydurmaya çalışacaksan birazdan anlatacağım kurallardan bir sonuç bekleme. Eğer bu formül senin günde 16 saat çalışmanı gerektiriyorsa ve sen yok ben sadece 15 saat çalışırım diyorsan demek ki kendine E artı D eşittir F şeklinde başka bir formül bulman gerek. Çünkü benim anlatacağım formül A artı B eşittir C şeklinde bir formül. Şimdi özgür gelir elde etmenin yolunu anlatacağım dedim. Öncelikle gelir elde etmenin yolları neler? Onları çok kısa anlatayım. Gelir elde etmek için 3 farklı yöntem vardır. Birincisinde vaktini parayla takas edersin. Bu klasik anlamda bildiğimiz işçi çalışan modelidir. Ne var ki bu sistemin en altında yer alır. Çünkü sen hem sınırlı bir kaynak olan vaktini takas ediyorsun hem de bir başkasının zenginliğine çalışıyorsun. Bu çalışma modeli ne sana zaman bakımından özgürlük tanır ne de gelir bakımından. Çünkü gelirin işverenin verdiği maaşa bağlıdır. Zamanın da sana verilen mesai saatlerine bağlıdır. Şimdi dünya genelinde bütün toplumlar insanları bu şekilde yetiştirir. Geleneksel olarak okula git. İşte üniversite kazan, diploma al, işe gir, emekliliği bekle şeklindeki sistem budur. Yıllık geliri 500 bin olan kişi için de bu aynı şekilde geçerlidir. Diyeceksin ki onun 500 bini var, istediğini yapar ama onun da günde 24 saati var. Dolayısıyla vakit sınırlı bir kaynak olduğu için sen vaktini takas ettiğin müddetçe özgür bir şekilde gelir elde ediyor olmayacaksın. İkinci yöntem parayı parayla takas etmektir. Bu da bildiğimiz anlamda yatırımla para kazanmayı ifade eder. Bu ilkine göre biraz daha avantajlı olsa da kendi içerisinde gizli bir takım tehlikeler barındırır. Çünkü bu şekilde para kazanan insanlar için hayatından ve zevklerinden kısarak o yatırımı büyütme hırsı ağır basabilir. En nihayetinde 50-60 yaşında gelecek bir refah ve varlık için 10-20 sene gibi bir süreden kısılması söz konusu olabilir. Son olarak hepimizin peşinde olduğu değil bile olması gereken özgür gelir elde etme metodu ise değer karşılığında para takas etmektir. Burada insanlığa faydalı olan bir değer çıkarırsın ortaya. Bunun karşılığında insanlar sana para ödemeye istekli olurlar. Bu yöntemin özgür olma sebebi hem zaman gibi kaynaklarının kontrolünün sende olması hem de kazandığın paranın miktarını belirleme bakımından özgür olmanı ifade eder. Ne bankanın faizine, ne işverenin verdiği maaşa, ne yatırım yaptığın şirketin ya da ekonominin dinamiklerine bağlı değilsindir. Dolayısıyla kendi vaktini, emeğini ayarlayarak ona göre bir kazanç belirleyebilirsin kendine. Bu bakımdan da bahsettiğimiz bu özgürlük hem kişiyi yani seni özgürleştirir hem de paranı özgürleştirir. Sen istediğin hayatı yaşayabiliyorken ya da vaktini, emeğini istediğin şekilde yönlendirebiliyorken paranın da ne kadar
çok ya da az olduğunu kontrol edebilirsin. Yani o paranın da bir sınırı yoktur. Tabii bunları kontrol altında tutmak demek belli bir takım sorumlulukların da beraberinde geleceğini ifade ediyordur. Bahsettiğim bu sorumlulukların başında verilen formülü verildiği şekilde uygulamak geliyor. Sen bu sorumlulukları yerine getirdiğin takdirde bu formülün çalışmaması mümkün değil. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bu sistemin altında etki ve tepki yasası yatıyor. Etki ve tepki yasası şudur. Sen belli bir tepkiyi ortaya çıkarmak istiyorsan ona sebep olacak etkiyi yaratmalısın. Ya da şöyle söyleyeyim. Sen nasıl bir etki yaratmaya yönelik eylemde bulunursan ona eşdeğer, ona uygun, onun sonucu olan bir tepki çıkacak ortaya. Büyük Düşünmenin Büyüsü isimli kitabın yazarı David Schwartz'ın bu konuda çok güzel bir açıklaması var. Diyor ki sen eğer parayı hasat etmek istiyorsan bu paranın büyümesini sağlayan tohumları ekmelisin. Bu paranın tohumları hizmettir. Sen önce hizmeti sağla, para sonra kendi icabına bakar diyor. Bu ifade çok güzel bir bakış açısını yansıtıyor aslında. Sen belli bir gelir ya da herhangi bir netice elde etmek istiyorsan ona sebep olacak etkiyi yaratmalısın. Yani senin düşüncelerin, duyguların ve eylemlerin öyle olmalı ki o paranın tohumlarını ekiyor olmalısın. Akabinde senin yoluna çıkacak şeyler, fırsatlar, hayat şartları senin hasat edeceğin durumlar olacak. Dolayısıyla ben videonun başında kısa yoldan gelir elde etmek ya da yattığı yerden döviz kazanmak isteyenler için uygun bir video değil derken bunu kastetmeye çalışıyordum. Hiçbir şey vermeden bir netice elde etmeye çalışırsan, yani tohum ekmeden hasat almaya çalışırsan bu video bunun için uygun bir video değil. Şimdi bu işin kurallarına geçelim. Bu kurallardan bahsettikten sonra da pratikte bunları uygulamayı kolaylaştıracak birkaç adımdan bahsedeceğim. Şimdi ister hali hazırda bir işin ya da mesleğin olsun, istersen kendine yeni bir alan arıyor ya da alan değiştirmek istiyor ol, özgür bir şekilde gelir elde etmek istiyorsan şu 3 kuralı aklından çıkarmamalı ve yapacağın her türlü işe ve iş modeline uygulamalısın. Özgür para kazanmanın yöntemi bir değer karşılığında para takas etmektir dedim. Bu değerle kastettiğim herhangi bir ürün ya da hizmet olabilir. Ürün bakımından aklına ne gelirse, cam bardaktan tut el işi nakışlara kadar, dijital ürünlerden içerik üretmeye kadar herhangi bir şey olabilir. Yine hizmet konusunda da her türlü meslek grubu, danışmanlıklar, spor hocalığı, diyetisyenlik, eğitim, teknoloji, aklına gelebilecek herhangi bir alanda sunabileceğin bir hizmet olmalı. Birinci kural, senin sağladığın ürün veya hizmet alıcısına bir değer katmalı ve bu değer senin maddi olarak ondan alacağın karşılığın en az bir tık üzerinde olmalı. Aldığın karşılığın üzerinde bir değer sağlaman en ufak şeye bile uygulanabilir. Örneğin bir çocuğa şeker satıyorsundur. Senin sattığın şekerin o çocukta pozitif bir değer oluşturması lazım. Ve bu pozitif değer onda o parayı gönül rahatlığıyla vererek aldığı hizmetin, aldığı değerin buna değdiğinden emin olmasını sağlaması lazım. Yani karşıdaki kişi ödediği paranın buna değer olduğunu düşünmeli. Safsaklamayla ya da böyle alengirle oradan çalayım, buradan çalayım bir iş yapayım, karşılığında da yüklü iyi bir para kazanayım dememelisin. Ha böyle para kazananlar yok mu? Var elbette. Bu anlatacağım kuralları hiç uygulamadan gelir elde eden çok fazla insan var. Ama etik dışı ya da kural dışı yapılan bu tarz şeyler onlar için çalışıyor diye senin için de çalışacağı anlamına gelmediği gibi ne bu kuralları yanlışlar ne onların yaptığını doğrular. Benim anlattığım bu kurallar uyguladığın takdirde hangi alanda, hangi işte, hangi sektörde olursan ol mutlaka para özgürce kazanmanı ve özgürce kontrol etmeni sağlayacak kurallar. İkinci kural, bu parayı kazanmak için başkalarının hakkını yememen lazım. Sadece müşterin olan, alıcın olan kişileri değil, aynı zamanda senin yanında altında çalışan çalışanları, iş ortaklarını ya da toplumun genelini de düşünmelisin. Üçüncü kural, senin kazanacağın para daima sağladığın bu ürün ya da hizmete duyulan ihtiyaçla ve yeteneklerinle, yani ikame edilebilirliğinle orantılı olacaktır. Ne demek istiyorum? Eğer dünyada bir kişinin bile ihtiyaç duymadığı bir şey üretiyorsan elbette bundan para kazanman mümkün değil. Ortaya koyduğun ürün ya da hizmetin insanların ihtiyaç duyduğu bir şey olması, ona bir çözüm getiriyor olması lazım. Bir ihtiyacı gideriyor olabilirsin, bir sağlık sorununu çözebiliyorsun, insanların estetik ihtiyacını giderebilirsin, aradıkları bir değişim sağlayabilirsin. Yetenek konusuna geldiğimizde ise yaptığın işte ne kadar iyileşirsen fiyatını o kadar arttırabilirsin, değil mi? Ben hiç kendimi geliştirmeden çok para kazanacağım diyorsan o kazanacağın paranın limitini kontrol etme konusunda o kadar özgür olamayabilirsin. A artı B eşittir C şeklinde anlattığım bu formülde sen C'yi arttırmak istiyorsan
çalışan A ile B'yi de arttırmalısın. Yani yeteneklerini arttırdıkça kazandığın para da artacak. Yaptığın işte ne kadar iyi olursan, senin yerini doldurmak ne kadar zor olursa, kitlen o kadar artacak, fiyatın o kadar artacak ve ulaşabileceğin kaynaklar da bir o kadar artacak. Ve aynı şekilde harcadığın zaman da azalacağı için vaktini azaltıp gelirini arttırma konusunda da özgür olacaksın. Bahsettiğim bu üç kuralı herhangi bir alanda, herhangi bir sektörde bir işe uygulamak mümkün. O alanın ihtiyacı olan yetenekler nelerse bunları öğrendikten ve bu kuralları uyguladıktan sonra formül aynen söylediğimiz gibi çalışmaya başlıyor. Şimdi kuralları verdikten sonra aksiyona dökülebilir birkaç adımdan bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi neresinden başlanır, nasıl yapılır diye merak edenler için çok hızlı bunların üzerinden geçeceğim. Şimdi bu işin birinci aşaması şu. Sen bu geliri hangi alanda elde etmek istiyorsun? Bunu belirleyeceksin. Eğer hali hazırda bir mesleğin, işin yoksa ve ne yapacağını hala araştırıyorsan kendine şu soruyu sorabilirsin. Eğer hiçbir maddi kaygım olmasaydı hangi iş yapmak isterdim? Hangi alanda böyle bir gelir elde etmek istediğini tespit ettikten sonra ya da hali hazırda bir işin, mesleğin varsa insanların ihtiyaç duyduğu şeyler neler, bunları tespit edeceksin. Ki bu ihtiyaçlara cevap verecek ürünü ya da hizmeti sağlayabilesin. İhtiyacı tespit etmek için tabii ki bir araştırma yapacaksın. Bu alanda insanlarla konuşabilirsin. İnternet bugün sınırsız bir kaynak. İnsanların yorumlarını okuyabilir, internette araştırma yapabilirsin. Bu alandaki ihtiyacı bulduktan sonra bu ihtiyaca bir çözüm getirmek üzere ihtiyaç duyduğun yetenekler neler, bunları tespit edeceksin. Senin yeni bir dil öğrenmen gerekiyorsa, yeni bir yetenek edinmen gerekiyorsa, kendine var olan yeteneklerini de geliştirmen gerekiyorsa bunlara zaman, emek harcayacaksın. Bu zaman ve emek konusu insanların en çok sıkıntı yaşadığı şeylerden biri. Özellikle hali hazırda bir işi ve rutini olan insanlar için. Bütün gün zaten çalışıyorum, bir yandan da kendi işimi kurmakta ya da işte başka bir yetenek kazanmakta zorlanıyorum, vakit bulamıyorum diyorlar. İşte formülün işlemesi için buradaki vakti yaratmak, hayatını öyle bir düzene sokmak ki bu vakit ve enerjiyi bulabilmek senin yerine getirmen gereken sorumluluklardan bir tanesi. Yeteneklerini geliştirdikten ve insanlara değer sağlayacak o çözümü yarattıktan sonra bunun alıcısı nerededir? Bunlara ulaşabileceğin platformlar nelerdir? Bunları tespit edeceksin. Bu platformlar online olabilir, fiziki olabilir. Alıcının bulunduğu yerlere gidip alıcılarınla tanışmak, bir network oluşturmak ya da internet üzerindeyse bir sosyal medya profili olabilir, kendi web siten olabilir. Bunları oluşturmak senin gelir kanallarını yaratmanı sağlayacak. Bu gelir kanallarını nasıl yaratacağını bilmiyorsan, bu alanda örnek aldığın bir isim varsa ondan bir danışmanlık ya da eğitim, kurs alabilirsin. Ya da onun yaptıklarını taklit edebilirsin. Çünkü başarı daima ayak izleri bırakır. Eğer bunda başarılı olan birini biliyorsan, örnek alıyorsan, bu kişinin nasıl bu gelir kanallarını yarattığına bakarak sen de benzer şekillerde adım atabilirsin. Başta böyle birilerine örnek alarak, rehberlik alarak yaparsın. Zaman içerisinde kendi stilin, tarzını yaratırsın. Zaten deneme yanılma yöntemiyle de ne işliyor, ne işlemiyor, senin için en uygun olan sistem nedir? Bunları keşfettikçe kendi iş modelini kurmuş, oluşturmuş olursun. Şimdi eğer bir işin, hobin, mesleğin varsa ve bu alanda özgür bir şekilde gelir elde etmek istiyorsan, yeteneklerini geliştirmeye, gelir kanallarını oluşturmaya başla. Yeterince olgunlaştığında para sen çabalamadan sana akmaya başlayacak. Bu videoyu faydalı bulduysan beğenip paylaşarak kanalıma destek olabilirsin. Hala abone değilsen abone olmayı da unutma.